Ağzı belli Allah'tan Şeytan'ı Hem namazı tam kılın, zekatı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın. Namazı hakkıyla eda edin, zekatı verin. Dünyada hayır olarak ne yapıp gönderirseniz mutlaka onun mükafatını ahirette Allah katında bulursunuz. Zira Allah işlediğiniz her şeyi görmektedir. İyilik ve hayır yüzlerinizi doğuya ya da batıya doğru çevirme değildir. Asıl iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman eden Sevdiği malını Allah'ı hoşnut etmek için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalan gariplere, isteyenlere ve boyunduruk altında bulunup hürriyetine kavuşmak isteyen köle ve esirlere veren, namazı hakkıyla ifa edip zekatı veren, sözleştiği zaman sözlerinde duran, hele hele sıkıntı ve hastalık hallerinde savaşın şiddetli esnasında sabreden kimselerin davranışlarıdır. İşte onlardır imanlarında samimi olanlar ve işte onlardır Allah'ı sayıp günahlardan korunan takvalılar. Sana Allah yolunda kimlere ve ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, infak edeceğiniz mal, anne, baba, akrabalar, yetimler, yoksullar ve yolda kalmış gariplere verilmelidir. Hayır olarak daha ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir. Ona şarap ve kumar hakkındaki hükmü sorarlar. De ki, ikisinde de hem büyük günah hem de insanlara bazı menfaatler vardır. Fakat günahları faydalarından daha çoktur. Bir de senden hayır olarak ne harcayacaklarını sorarlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın. Böylece Allah size ayetlerini açıklıyor ki, dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz. Mallarını Allah yolunda harcayıp da, infaklarının ardından minnet etmeyenler rahatsızlık vermeyenler yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir endişe yoktur. Ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Bir tatlı söz, bir kusur bağışlama, peşinden incitme gelen maddi yardımdan, sadakadan çok daha iyidir. Zira Allah, gani ve halimdir. Ey iman edenler, yardım ettiğiniz kimselere minnet etmek ve incitmek suretiyle o sadakalarınızı boşa çıkarmayın. Allah'a da ahirete de inanmadığı halde sırf insanlara gösteriş yapmak için malını harcayan kimsenin durumuna düşmeyin. Onun durumu üzerinde toprak bulunan kaygan bir kayanın durumuna benzer ki Şiddetli bir yağmur iner inmez toprağı kayıverir, cas-cavlak kalır. Öyleleri işledikleri hiçbir şeyden sevap ve mükafat elde edemezler, zira Allah inkarcıları emellerine kavuşturmaz. Allah rızası için yaptığınız maddi yardımlarınızı açıkça verirseniz ne güzel. Ama bu hayırlarınızı saklı tutar ve muhtaçlara ulaştırırsanız bu sizin için daha hayırlı olur ve Allah bu sebeple bir kısım günahlarınızı affeder. Allah yaptığınız bütün şeylerden haberdardır. Onları hak yola getirmek senin görevin değil lakin Allah'tır ki dilediğini doğru yola getirir hayır olarak yaptığınız her harcama, sadece kendiniz içindir. Zaten siz, Allah rızasını aramaktan başka bir gaye ile infak etmezsiniz. İşlediğiniz her hayrın mükafatı size tamamen verilir ve sizin hakkınız gelmez. Bu yardımlar, kendilerini Allah yoluna vakfeden yoksullar içindir. Bunlar, yeryüzünde dolaşıp, geçimlerini sağlama imkanı bulamazlar. Halktan istemekten geri durmaları sebebiyle onların gerçek hallerini bilmeyen kimse onları zengin sanır. Ey Resulüm, sen onları simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük ederek halktan bir şey istemezler. Şunu bilin ki hayır adına her ne verirseniz mutlaka Allah onu bilir mallarını gece ve gündüz gizli ve aşikar olarak hayra harcayanlar var ya işte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. İman eden makbul ve güzel işler yapanların namazı hakkıyla ifa eden zekat verenlerin işte onların Rableri nezdinde mükafatları vardır. Onlar için hiçbir endişe yoktur ve onlar asla üzülmeyeceklerdir. Sevdiğiniz mallarınızdan Allah yolunda harcamadıkça fazilet mertebesine ulaşamazsınız. Bununla beraber her ne infak ederseniz Allah mutlaka onu bilir. O müttakiler ki Bollukta da, darlıkta da, Allah yolunda harcarlar. Kızdıklarında, öfkelerini yutar, insanların kusurlarını affederler. Allah da böyle iyi davrananları sever. Allah'ın kendilerine lütfu ile, bol bol verdiği nimetlerde, cimrilik edip harcamayanlar, sakın bu hali kendileri için hayırlı sanmasınlar. Hayır, bu onların hakkında şerdir. Cimrilik edip vermedikleri malları kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Kaldı ki göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah ne yaparsanız hepsinden haberdardır. O cimrilik eden üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden ve Allah'ın lütfu fazlından Kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu? İşte biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık. Mallarını halka gösteriş için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir. Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı, ne zararları olurdu sanki? Allah, onları pek iyi bilmektedir. Allah, İsrail oğullarından kesin söz aldı. Biz onlardan, on iki boydan, her birinden bir kefil olmak üzere, on iki de kefil tayin etmiştik. Allah buyurdu ki, İyi bilin ki, ben sizinle beraberim. Eğer siz namazı dikkatli bir şekilde, tam tamına eda eder, zekatı verir, Resullerime iman eder, onlara sahip çıkar, Allah rızası için gerekli yerlere harcayarak, Allah'a güzel bir tarzda ödünç verirseniz, ben elbette sizin kusurlarınızı örter, ve elbette sizi içinden ırmaklar akan cennete yerleştiririm. Ama kim bundan sonra nankörlük edip küfre saparsa doğru yoldan sapmış kendini zayi etmiş olur. Sizin dostunuz ancak Allah'tır. Onun resulüdür ve Allah'a tam boyun eğerek namazlarını hakkıyla ifa eden, zekatlarını veren müminlerdir. O halde haram aylar çıkınca artık öbür müşrikleri nerede bulursanız öldürün onları yakalayıp esir edin onların geçebileceği bütün geçit başlarını tutun eğer tövbe eder namaz kılar zekat verirlerse onları serbest bırakın çünkü Allah gafurdur rahimdir affı ve merhameti boldur Allah'ın mescitlerine ancak Allah'ı ve ahireti tasdik eden, namazı gereği gibi kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden çekinmeyen müminler bina edip şenlendirir. İşte onlar cennete ve bütün muratlarına kavuşmayı umabilirler. Onlardan bazıları da senin zekat ve sadakaları taksim edişine dil uzatırlar. Bu mallardan kendilerine pay verilirse memnun olurlar. Verilmeyince hemen kızıp öfkelenirler. Zekatlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara, Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Mü'min erkeklerle mü'min kadınlar, birbirlerinin velileri, yardımcılarıdır. Onlar, iyilikleri teşvik edip, kötülükleri men ederler. Namazı hakkıyla yerine getirir, zekatı verir, Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte onları Allah geniş rahmetine mazhar edecektir. Çünkü Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Fakat Allah lütfundan onlara servet verince, cimrilik edip mallarının hakkını vermediler. Zaten onlar yan çizip duruyorlardı. Onlar Allah yolunda az olsun çok olsun hiçbir harcama yapmazlar. Hak yolda kat ettikleri hiçbir vaadi olmaz ki Allah'ın işledikleri bu iyilikleri en güzel tarzda ödüllendirmesi için onların hesabına yazılmış olmasın. Allah sizi maişet ve rızık hususunda kiminizi kiminize üstün kıldı. Nasipleri bol olanlar kendi nasiplerini kendileriyle eşit seviyeye inecek derecede yanlarında çalıştırdıkları köle ve hizmetçilere vermezler. O halde nasıl olur da Allah'ın nimetini, Allah'ın kendilerinin üzerindeki hakkını bile bile inkar ederler? Onları buyruklarımızla insanlara doğru yolu gösteren önderler yaptık. Kendilerine hayırlı işler işlemeyi, namaz kılmayı zekat vermeyi vahyettik. Onlar yalnız bize ibadet ederlerdi. Biz kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin hakkınızda Allah'ın dininin şiairinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. Onlar boğazlanmak üzere saf halinde dururken, onları kestiğiniz zaman Allah'ın adını anın. Yanı üstü yere yıkılınca da, Onlardan hem siz yiyin hem kanaat gösterip istemeyene hem de isteyen fakire yedirin. İşte şükredesiniz diye böylece onları sizin emrinize verdik. Onlar öyle mükemmel insanlardır ki şayet kendilerine dünyada hakimiyet nasip edersek namazlarını hakkıyla ifa eder, zekatlarını verir, iyi ve meşru olanı yayar kötülüğü önlerler. Bütün işlerin akıbeti elbette Allah'a aittir. Allah yolunda gereği gibi cihad edin. Sizi insanlar içinde bu emanete ehil bulup seçen odur. Din konusunda size hiçbir zorlukta yüklemedi. Haydin öyleyse babanız İbrahim'in milletine ve yoluna. Bundan önce de bu Kur'an'da da size Müslüman adını veren O'dur. Ta ki Resul size şahit olsun. Siz de diğer insanlar nezdinde hakkın şahitleri olasınız. Haydin namazı hakkıyla ifa edin. Zekatı verin ve Allah'a sımsıkı bağlanın. O sizin biricik Mevlanız, Efendinizdir. O ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır. O nura Allah'ın yükseltilmesine ve içlerinde kutlu isminin zikredilmesine izin verdiği evlerde, mescitlerde kavuşulur. Oralarda sabah akşam onun şanını yücelterek tenzih eden öyle yiğitler vardır ki ne ticaretler, ne alışverişler onları Allah'ı zikretmekten, namazı hakkıyla ifa etmekten zekatı vermekten alıkoymaz. Onlar, kalplerin ve gözlerin dehşetten, halden hale döneceği, altüst olacağı bir günden endişe ederler. Görme özürlü, topal veya hasta gibi özürlülerin, sizin evlerinizden yemek yemelerinde mahsur olmadığı gibi, sizin de eşlerinize yahut çocuklarınıza ait evlerinizden, babalarınızın evlerinden, annelerinizin evlerinden, erkek kardeşlerinizin, kız kardeşlerinizin evlerinden, amcalarınızın evlerinden, halalarınızın evlerinden, dayılarınızın evlerinden, teyzelerinizin evlerinden, yahut anahtarları size bırakılıp, sahip çıkmanız istenen yerlerden veya arkadaşlarınızın evlerinden yemek yemenizde mahsur yoktur. İster toplu, İster ayrı ayrı yemenizde de sakınca yoktur. Evlerinize girdiğiniz zaman Allah katından kutlu, feyizli ve bereketli bir iyi dilek temennisi olarak birbirinize selam verin. İşte Allah size ayetlerini böylece açıklıyor. Umulur ki düşünüp hikmetini anlarsınız. Rahman'ın o has kulları harcamalarından ne israf eder ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. O müminler ki, namazı hakkıyla ifa eder, zekatı verir ve ahirete kesin olarak iman ederler. O halde yakınlarına, yoksula ve yolcuya hakkını ver. Allah'ın rızasına nail olmak isteyenler için böyle yapmak daha hayırlıdır felaha erenler de işte onlardır. Şunu unutmayın. Başkalarının mallarıyla artış sağlasın diye faize verdiğiniz para zahiren fazlalaşsa da Allah'ın nezdinde artmaz. Ama Allah'ın rızasını arzulayarak verdiğiniz zekatlar onun nezdinde bereketlenir. İşte böyle yapanlar ödüllerini kat kat arttırırlar. Onlar namazı hakkıyla ifa ederler. Zekatı verirler. Ahirete de tam olarak iman ederler. Onlara ne zaman Allah'ın size lütfettiğinden siz de muhtaçlar için harcayın denilse kafirler müminlere şöyle derler. Size kalsa Allah'ın dilediği takdirde bol bol rızıklandıracağı kimseyi doyurmak bizim mi işimiz? Siz böyle ne sapık düşünürsünüz. O müşrikler ki zekat vermezler, ahireti de inkar ederler. Dünya hayatı sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir. Eğer siz iman eder ve haramlardan sakınırsanız, hem size mükafatlarınızı verir hem de mallarınızın tamamını istemez. Eğer onların hepsini isteyip de sizi iyice sıkıştırsaydı, cimrilik eder, dayatırdınız. O zaman da Allah, bütün ahlaki zaaflarınızı ortaya çıkarırdı. İşte sizler, Allah yolunda harcamaya davet ediliyorsunuz. İçinizden bazıları cimrilik ediyor. Her kim cimri davranırsa, ancak kendine cimrilik eder. Müstahni, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan Allah'tır muhtaç olansa sizlersiniz. Şayet imandan ve takvadan yüz çevirirseniz, o yerinize başka bir millet getirir de onlar sizin gibi hayırsız olmazlar. Mallarında isteyenlerin ve yoksulların hakkını ayırırlardı. Yoksa onlardan vahiy tebliğ, risalet ve irşat hizmetlerinden ötürü bir ücret istiyorsun da onlar ağır bir borç yükü altında eziliyorlar mı? Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun sizi emanetçi yaptığı, yönetimini size bıraktığı mallardan harcayın. İçinizden iman edip harcayanlara büyük ecir vardır. Kim Allah'a güzel bir ödünç verir, malını Allah yolunda harcarsa, Allah bunu kat kat arttırır ona değerli bir mükafat da vardır. Gün gelir, mü'min erkekleri ve mü'min kadınları, önlerinde ve sağ taraflarındaki nurlarıyla, koşarcasına cennete doğru ilerlediklerini görürsün. Kendilerine, bugün size müjdeler olsun. Buyurun, içinden ırmaklar akan cennetlere, ebedi kalmak üzere girin, denilir.'' İşte en büyük başarı ve mutluluk budur. Böyleleri, hayır işlerinde hem kendileri cimri davranır, hem de başkalarına cimriliği öğütlerler. Ama bunlar bilsinler ki, kim malını Allah yolunda harcamaktan yüz çevirirse, Allah ganidir, hamittir. Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan müstagnidir. Her türlü hamd ve övgüye layıktır. Özel görüşmeden önce sadaka vermeniz halinde fakir düşeceğinizden mi korktunuz? Size emredilen bu tasadduku yapmadığınıza göre Allah da sizi bundan muaf tuttu. Artık namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Sizden birinize ölüm gelip çatmadan önce size nasip ettiğimiz imkanlardan Allah yolunda harcayın. Ölüm gelip çatınca, Ya Rabbi, az mühlet ver bana. Bak nasıl hayırlar yapacağım. Tam takva ehlinden olacağım diyecek olsa da, Allah, vadesi gelen hiçbir kimsenin eceline ertelemez. Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. Onun için gücünüz yettiğince Allah'a karşı gelmekten, haramlara girmekten sakının. Hakkı dinleyip itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak hayır yolunda mal harcayın kim nefsinin hırsından ve cimriliğinden kendini kurtarabilirse asıl felaha erenler işte onlardır <laughs> eğer Allah'a önünç verirseniz o sizin için onun kârını kat kat arttırarak verir. Hem de sizin günahlarınızı bağışlar. Çünkü Allah şekürdür, halimdir. Küçük iyiliklerden ötürü bile büyük mükafat verir. Müsamahakârdır. Cezalandırmada acele etmez. Senin Rabbin, gecenin bazen üçte ikisine yakın bir kısmını, bazen yarısını, bazen üçte birini ibadetle geçirdiğini, senin yanında yer alan müminlerden bir cemaatin de böyle yaptığını elbette biliyor. Gece ve gündüzü yaratıp sürelerini belirleyen Allah'tır. O sizin bu gece ibadetini gözetemeyeceğinizi bildiği için lütuf ve merhametiyle size yeniden bakıp muaf tuttu. Artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah bilmektedir ki, aranızda hastalananlar olacaktır. Kimileri Allah'ın lütfundan nasiplerini aramak için yol tepecek, dünyanın çeşitli yerlerinde dolaşacaklardır. Bazıları Allah yolunda muharebe için sefere çıkacaklardır. Haydi artık Kur'an'dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin ve bir de Allah'a güzel ödünç takdim edin. Unutmayın ki, kendi iyiliğiniz için, ahirete hazırlık olarak, her ne gönderirseniz, mutlaka onu, Allah'ın nezdinde bulursunuz. Hem daha üstün ve daha hayırlı, mükafatı kat kat artmış olarak, Allah'tan af dileyin. Muhakkak ki Allah, gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. Kendileri de ihtiyaç duydukları halde, yiyeceklerini sırf Allah'ın rızasına ermek için fakire, yetime ve esire ikram ederler. Muhtaçları doyurmaya teşvik etmezsiniz. Cimri davranan, bir de kendini güçlü sanıp, Allah'tan müstagni gören, ama Allah'a karşı gelmekten çok sakınan, ve gönlünü arındırmak için Allah yolunda mal harcayan ise ondan uzak tutulur. O verdiğini kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak vermez. Verdiğinden ötürü hiç kimseden mükafat da beklemez. Çünkü onlara şirkten uzak olarak yalnız Allah'a ibadet etmeleri, namazı hakkıyla ifa etmeleri, zekatı vermeleri emredilmişti. İşte sağlam, dost doğru din budur. Muhtacı doyurmayı hiç teşvik etmez. onlar namazlarından gafildirler. Kıldıkları namazın değerini bilmez, namaza gereken ihtimamı göstermezler. İbadetlerini gösteriş için yapar, zekat ve yardımlarını esirger, vermezler.